Merhaba, Ataşehir Belediyesi'nin eğitim atölyelerine hoş geldin. Bugün sizlere bulutlardan bahsedeceğim. Siz hiç bulutlara bakıp onları bir şeylere benzettiniz mi? Ben mesela çocukluğumda hep onları hayvanlara benzetirdim. Ama aradan yıllar geçtiğinde de bir şeylere benzetmeye başladım. Çünkü bunun yaşı yok arkadaşlar. Benim mesela büyüklerim, babam, annem, dedem, babaannem de onları çoğu zaman bir şeylere benzetir. Hatta bazen hayvanlara değil, bazı şekillere de benzetiriz. Mesela bulutların bazı çeşitleri vardır. Gökyüzüne baktığımızda onları bazen bembeyaz, bazen gri, bazen de siyah görebiliriz. Bunların da sebepleri var. Sizce nedendir bunlar? Çünkü güneş yeryüzünü ısıtmaya başladığında bizim biliyorsunuz göllerimiz, akarsularımız ve denizlerimiz var. Yeryüzünü ısıttığında güneş, buradaki sular yavaş yavaş buharlaşmaya başlar. Bu buharlar yavaş yavaş gökyüzüne doğru, yukarı doğru çıkmaya başlar. Ama biz bu buharları, su buharlarını hiç görmeyiz. Çünkü o kadar küçüktürler ki gözle görünemezler. Yukarı doğru çıkarlar ve yukarıda tabii biraz hava soğumaya başlar. Hava soğuduğunda işte burada bulutlar yavaş yavaş oluşmaya başlıyor arkadaşlar. Mesela az önce bahsettiğim beyaz bulutlar. Bunların içindeki su tanecikleri, su damlacıkları o kadar sıktır ve birleşik değildir ki güneş bu bulutların içinden yeryüzüne doğru süzülürler. Bu yüzden izin verir onlara. Ama bazen gri ve koyu renkli, hatta siyah renkli bulutlar vardır. Ama bunların içinden güneş geçmez. Sizce neden? Çünkü bunların içindeki su damlacıkları o kadar sık ve birleşiktir ki güneş ışınlarının geçmesine izin vermezler. Arkadaşlar bir de bu bulutların bulundukları seviyeler vardır. Onlardan da bahsedelim. Mesela bazı bulutlar, aslında bunlar üçe ayrılır. Çok yüksekte olanlar vardır. En aşağıda olanlar vardır. Bir de orta seviyede olanlar vardır. En aşağıdakiler su damlacıklarından oluşurlar. En yukarıdakiler su kristallerine dönüşürler. Orta kısımdakiler de hem su damlacıkları hem de kristallerden oluşurlar. En aşağıda olan bulutlar biraz daha beyaz ve pamuk gibi olurlar arkadaşlar. Bu su buharları yukarı çıktıkça, az önce dedim ya, kristalleşirler ve yoğunlaşırlar. Bu sefer hava soğuduğundan bunlar koyu renge bürünmeye başlarlar. Acaba bu bahsettiğimiz bulutlar sadece bizim gezegenimizde mi var? Yoksa diğer gezegenlerde de var mı? Şimdi bu deneye geçmeden önce arkadaşlar, gelin bulutları biraz daha yakından tanıyalım ve kafamızdaki sorulara birlikte cevap bulalım. Bembeyaz görüntüsüyle fotoğrafçıların veya fotoğraf çekmeyi sevenlerin kalbini her zaman fethetmiş olan, çimenlere uzandığımızda gökyüzünde yavaş yavaş geçişlerini izlemeyi sevdiğimiz bulutlar nasıl oluşuyor bakalım. Yaklaşık 1 kilometre çapında olan bir bulutun hacmi 4 milyar metreküptür. Bu da içinde 1 ile 5 milyon kilogram arası su olduğu anlamına gelir. Bu kadar fazla miktardaki su nasıl bulut olarak gökyüzünde durabiliyor bakalım. Hiçbir bulutun birbiriyle aynı şekilde olmadığını da söyleyelim. Tıpkı su damlaları gibi. Aynı zamanda hiçbir bulut birbiriyle aynı hacimde de değildir. Bunun sebebi oluşumlarını etki eden birçok etkenin oluşudur. Bulutların oluşmasına etki eden başlıca faktörler: hava akımları, sıcaklık, basınç, havadaki toz miktarı. İşte bu şartları eşit olarak sağlamak zor olduğundan her bulut şekil ve hacim olarak birbirinden farklıdır. Bulutları ne oluşturur? Bulutların oluşumu. Yeryüzü ısındığında buharlaşan su, minik su buharları olarak gökyüzüne yükseliyor ve belirli bir yükseklikte basınç azaldığı ve hava da soğuduğundan dolayı bu su buharları minik su damlalarına dönüşüyorlar ve bulutları oluşturmuş oluyorlar. Bu damlalar ilk olarak o kadar küçüktür ki birkaç mikrometredir. Mikrometrenin ne kadar küçük olduğunu şöyle açıklayalım. İnsan saçı 100 mikrometredir. Yani bir yağmur damlasının oluşması için milyonlarcası gerekir. İşte bu videonun başında da sorduğumuz
bu kadar fazla miktardaki suyun nasıl bulut olarak gökyüzünde durabildiği sorusunun cevabı da burada yatıyor. Bu damlacıkların bu kadar küçük oluşu tüm ağırlığına rağmen bulutların gökyüzünde asılı kalmasını sağlıyor. Bulutlar neden beyazdır? Bulutların neden beyaz olduğunu sorguladığımız zaman da aynı cevabı alıyoruz. Başlangıçta oluşan su damlacıkları o kadar küçüktür ki ışıkları doğrudan yansıtıyorlar ve bu yüzden bulutlar beyaz görünüyor. Yağmur bulutları neden gridir? Bulutları oluşturan su damlacıkları birleşip büyüdüğünde ise ışığı daha az yansıtıyorlar. Bu yüzden de yağmur bulutları gri görünür. Dünyadaki temiz su kaynağının başlıca kaynağı bulutlardır ayrıca. Bulutlar olmasaydı ne içmeye temiz su bulmak ne de tarım yapabilmek mümkün olmazdı. Güneş sistemimizdeki gezegenlerden Plüton, Charon ve Merkür hariç hemen hemen bütün gezegenlerde bulut bulmak mümkün. Bulut denilince akla ilk su gelse de bu bir kaide değildir. Dünyamızda en yaygın bulutlar sudan oluştuğu için böyle düşünsek de diğer gezegenlerde işler değişebiliyor. Mesela Satürn'ün uydusu Titan'da metan gazı bulutları bulunur. Keza Jüpiter'e baktığımızda da yüzeyinden ziyade atmosferindeki bulutları görürüz. Bu bulutlar hidrojen, helyum, amonyak, sülfür ve metandan oluşurlar. Venüs'e baktığımızda yoğun bulutlardan yüzeyini göremeyiz mesela. Satürn, Neptün, Uranüs ve Mars'ın yüzeyinde bulutlar bulunur. Mesela Mars yüzeyinden bulutlar. Bu güzel yapıların dünyamıza özgü bir yapı olmadığını da söylediğimize göre artık dünyadaki bulutlara dönebiliriz. Bulutlar bulundukları yükseklik, oluşum şekilleri ve kompozisyonları, bunların yanı sıra çevrelerindeki coğrafyadan nasıl etkilendiklerine göre birçok farklı şekilde sınıflandırılırlar. Bu sınıflandırmalardaki isimlerin hepsi Latincedir. Başlamadan en genel 3 irtifa sınıflandırmasından bahsetmekte fayda var. Alçak bulutlar 2000 metrenin altında, orta bulutlar 2000 ile 7000 metre arasında, yüksek bulutlarsa 7000 metrenin üstünde bulunan bulutlardır. Bulut türleri yüksekliklerine bağlı olarak farklı ön veya son eklerle isimlendirilirler. İlk olarak stratus tipi bulutlar var. Bu bulutlar genelde alçakta olurlar. Yani 2000 metrenin altında bulunurlar. Nadiren bir şekle sahip olurlar. Genelde puslu bir görüntüye sahiptirler. Tıpkı bir battaniye gibi gökyüzünü kaplarlar. Su buharlarından oluşurlar. Stratüs bulutları yer seviyesinde oldukları zaman biz bu duruma sis adını veririz. Stratüs bulutlar gökyüzünü kapladıkları zaman güneşi seçemeyiz. Hatta bulutlarla kaplı bir havada bulutlara dair hemen hemen hiçbir detay ayırt edemiyorsanız çok yüksek ihtimalle stratüs bulutlarla karşı karşıyasınızdır. Stratüs tipi bulutlar genelde yağmura sebep olmazlar. Alto stratüs 2000 metrenin üstünde, 6000 metrenin altında olur genellikle. Çiseleme dediğimiz ince ve hafif yağmurlardan sorumlu olan bulut tipi budur. Alto stratüsü, stratüsten ayırmanın en basit yollarından birisi güneştir. Eğer güneşi yuvarlak bir nesne olarak gözünüzle seçebiliyorsanız, alto stratüsle karşı karşıyasınızdır. Üçüncü olarak da Sirro stratüs. Sirro stratüs ise 5500 metreden 13000 metreye kadar bulunabilir. Çok incedirler ve su buharlarından ziyade buz kristallerinden oluşurlar. Bu bulutlar da yağmur dökmezler ama yaklaşmakta olan bir sıcak hava dalgasına işaret ederler. Ve 6 ve 24 saat arası bir süre içerisinde yağmur yağabileceğini gösterirler. Şimdi de Nimbus stratüsten devam edelim. Diğer tiplere geçmeden Stratüs'ün son iki türüne gelelim. Nimbus stratüs bulutlar 3000 metrenin altında bulunan stratüslerdir. Normal bir stratüs 2000 metrenin üzerinde bulunmazken Nimbus stratüsler 3000 metrenin altında dikey olarak yüzlerce metreyi kapsayabilirler. Nimbus stratüs tipi bulutlar yağışa sebep olabilirler ama Türkçe karşılığını bulamadığım Virja ismi verilen bir tür yağışa sebep olabilirler. Virja yağışlarının gözünüzle görebilirsiniz. Ama altında durup ıslanmamanız dahi mümkündür. Çünkü bu yağış türü genellikle yere ulaşmadan dağılır. Ve son stratüs tipi polar stratosferik bulutlar. Bunlar
mümkün olabilecek en havalı bulut tipidir. Çünkü rengarenk olurlar. Deniz seviyesinden 15 ile 25 kilometre yüksekliklerde bulunurlar. Bu bulutlar normal şartlarda görünmezler genelde ve çok zor oluşurlar. Bir diğer bulut tipine geçelim. Cirrus bulutları. Saç gibi dağınık bir görüntüye sahiptirler. Yükseklik olarak en yüksek bulut tipidir genelde. 5 kilometrenin üstündeki herhangi bir irtifada oluşabilirler. Ancak daha alçakta bulunamazlar. Kasırgalar genellikle cirrus tipi bulutlardan oluşurlar. Yüksek oldukları için yere ulaşabilecek bir yağışa sebep olamazlar. Ama genellikle yağmurun geldiğine işaret ederler. Yine yükseklikleri sebebiyle su buharı yerine buz kristallerinden oluşurlar ve halolar oluşturabilirler. Ama halolardan daha ilginç bir fenomene daha yol açar bu bulutlar. Sandok ismi verilen bu optik fenomen, gökyüzünden birden fazla güneş görmemize sebep olabilir. Hem de havada hiç bulut dahi göremezken. Cirrus tipi bulutlar, ince, uzun ve kavisli görüntüsüyle rahatlıkla tespit edilebilirler. Noctilucent bulutlar. Bunun yanı sıra daha da yüksekte bulunabilen noctilucent bulutlar da Cirrus tipi bulutlardan oluşur. Noctilucent bulutlar gece parlamalarıyla bilinirler. Bunları da hiç görmemiş olabilirsiniz. Çünkü Türkiye'den görülemezler. Ve son olarak kümülüs türü bulutlar var. Muhtemelen bulut denilince hepinizin ilk aklına gelen pamuk gibi bir görüntüye sahip olan bulutlar bunlardır. Kümülüsü sola bırakmamın sebebi birçok farklı sınıfı ve tipi olduğu için en yaygın bulut türüdür. İsim kökeni Latince yığıntı anlamına gelen cumulo kelimesine dayanır. Hava parçalı bulutluysa eğer bol bol kümülüs gözlemleyebilirsiniz. Standart kümülüs genellikle 2000 metrenin altında oluşurlar. Ama benim tabirimle standart olmayan kümülüs tipleri birçok irtifada bulunabilirler. Kümülüs tipi bulutlar genelde yağmura sebep olmuyorlar. Ama yağmura sebep olan bulutlar kümülüslerden oluşurlar. 2000-6000 metre aralığındaki kümülüsler altokümülüsleri, 5-12 kilometre arası irtifalardaki kümülüslerse sirrokümülüs bulutları oluştururlar. Bu üç kümülüs tipi havadaki konveksiyon akıntılarından etkilenirler. Yükseldikçe küçülürler. Yani stratokümülüs altokümülüsten, altokümülüs ise sirrokümülüsten daha büyük olur. Altokümülüs bulutları kalın çizgilerden oluşan dalgalı bir görüntüye sahiptir. Evet arkadaşlar, artık merakla beklediğimiz deneye geçebiliriz. Şimdi önümde birkaç malzeme var. Bunları siz de rahatlıkla edinebilirsiniz. Bir tane tıraş köpüğüm var. Ve elimde birkaç farklı çeşitte beherim var. Ve bir tane cam fanusum var. Bu fanusun içinde işte %50-%75 kadar su doldurabilirsiniz. Ve iki tane gıda boyası var. Sarı ve mavi. Bunlar da hiçbir şekilde zararlı değiller. İsterseniz bunlar yerine bardak da kullanabilirsiniz. İsterseniz kavanoz da kullanabilirsiniz. Orası size kalmış. Arkadaşlar, bu fanusu yeryüzü gibi düşünmenizi istiyorum. Buradaki olan su komple bir yeryüzü. Ve elimdeki tıraş köpüğünü önce güzelce bir çalkalıyorum. Sonra bu suyun üzerine birkaç tane sıkacağım. Birkaç kere bırakıyorum. Ve gördüğünüz gibi güzel pofidik bir bulut oluştu. Şimdi önce sarı renkten başlamak istiyorum. Sarı renkten biraz aldık. Bu kadar yeterli. Ve az önce bahsetmiştik ya arkadaşlar. Su buharlaşıyor. Su damlacıkları haline geliyorlar. Tabii gökyüzünün belli kısımlarında soğuduğu için hava. Ve bu su damlacıkları belli bir noktadan sonra sıkılaşıyorlar, yoğunlaşıyorlar ve bulutun içerisinde tonlarca su birikmeye başlıyor. Sular biriktikçe
Bu bulutlar diyeceksiniz ki havada nasıl asılı kalıyor? İşte bunun cevabı sular sıkıştıkça içinde yeryüzüne tekrardan yağmur damlaları olarak dönüyorlar. Şöyle şu kağıdı koyarsam daha net görebilirsiniz. Birkaç defa daha damlatıyorum. Bakıyoruz ve yavaştan gökyüzüne süzülmeye başladı. Tabii yağmur bulutları, yani su damlacıkları sarı renkte değil, mavi renkte değil. Bunların bir rengi yok, şeffaflar. Ama siz istediğiniz rengi kullanabilirsiniz. Sonuçta hayal gücü diye bir şey var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, sular, su damlacıkları yoğunlaştı ve yeryüzüne tekrardan geri döndüler. Şu an çok güzel bir görüntü var. Şöyle kaldırayım. Ve tabii ki mavi rengimiz de var. Elimdeki tüpü önce suyunu temizleyeyim. Renkler karışmasın. Biraz da maviden alalım. Ben mavi rengini çok severim. Şimdi bunu da farklı bir noktaya damlatıyorum arkadaşlar. Şöyle önce süzülmesini bekleyelim. Tekrardan damlattık. Şöyle kağıdı da kaldırayım. Yoğunlaşıyor arkadaşlar. Birazdan aynı şekilde yağmur damlaları gibi süzülecekler. Bakıyoruz. Çok az kaldı. Evet arkadaşlar. Görüyor musunuz ne kadar güzel? Şöyle biraz süzülmesini bekleyelim. İşte bu şekilde su damlacıkları birbirine sıkılaşır, yoğunlaşırlar ve tekrardan yeryüzümüze yağmur damlacıkları olarak geri dönerler. Aslında bu kısır bir döngü. Yani güneş yeryüzünü ısıtıyor, su buharı olarak yukarı çıkıyor ve tekrardan göllere, kıyılara, akarsulara geri dönüyorlar. Çok güzel bir döngü değil mi? İşte yağmur bu şekilde yağar arkadaşlar. Siz de bu deneyi evde yapabilirsiniz. İsterseniz illa beher olmasına gerek yok. Bardak olabilir, kavanoz olabilir. Gıda boyası alabilirsiniz. İstediğiniz renkte. Yeşil de olabilir, kırmızı da olabilir. Burada sarı ve mavi kullandık örnek olarak. Siz istediğiniz rengi alabilirsiniz. Ama mutlaka bir tıraş köpüğünüze ihtiyacınız olacak. Ben de sizinle birlikte izliyorum çünkü izlemesi çok keyifli. Ve hala yağmur yağıyor bu arada. Arkadaşlar deneyimizin sonuna geldik. Umarım keyif almışsınızdır. Umarım bulutlar yağmur oluşumları ile ilgili, bulut şekilleri ile ilgili umarım biraz sizleri aydınlatabilmişizdir. Bunu evde deneyebilirsiniz. Bu videonun altına yorum bırakabilirsiniz denedikten sonra, başarılı olup olmadığınıza dair. Ama hiçbir zaman pes etmeyin. Bence bu yağmuru siz de bir gün yağdırabilirsiniz. Hatta görseller de bırakabilirsiniz. Yani kullandığınız gıda boyaları ile ilgili. Sonrasında başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.